Yaylı, doğru bak. Bilgi Salyangozmuş. Sen ne yaptın arabayı? Ne? Duru yaptıracağım. Devir kaynatayım varmış. He? Kaynatır. Devirday mı yiyormuş? Devirday. Devirday mı pompası? Neyi varmış? Bozulmuş. Ömrü gelmiş. Ama sen suyu değiştirmene mi denk geldin? Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakın bu. Pervaneleri bozulmuş. Aman yok. Son an kurtardık hocam. Bakın bu turbo. Turbo beslemeli bir motor. Şu görmüş olduğunuz kısım egzoza çıkan kısım. Dikkat edecek olursanız, şöyle bakacak olursanız, bakın bu ama manifold, egzoz manifold oldu. Yanma sonucunda egzoz manifoldunun olduğu kısımdan egzoz gazı çıkar. Buradan gelir, şuradan gider. Bu hareketi yaparken de arada bir tane ne var demiştik? Türbin, mil ve kompresör. Bu içerisindeki şeyi döndürür, türbini döndürür. O da bir mille kompresöre bağlıdır. İsterseniz önce şöyle yapalım. Türbin burada, kompresör burada. Arkadaşlar uygulamayı kaçırdılar. Zaten buradan belli. Şurası türbin kısmı. Türbin kısmı. Şurası da kompresör kısmı. Türbin kısmı nasıl siyah olduğu belli değil mi? Karbon. Egzoz tarafı. Egzoz tarafı. Bu da temiz. Kompresör. Bakın bu ne yapıyor? Egzoz gazı geliyor buradan. Buradan geçiyor. Atmosfere atılıyor. Atılırken bunu döndürüyor. Bu böyle dönerken arkadaşlar ortada bir mil var. Bu da buna hareket veriyor. Bu hareket neticesinde atmosferik basınçtan daha yüksek bir basınçla silindir içerisine havayı gönderebiliyorsunuz. Bakın bu da turbonun kendisi. Şöyle baktığınızda buradan ne yaptım? Yanma sonucunda egzoz gazını gönderdim. Şurada. Bu egzoz gazı geldi içeriden. Neyi döndürdü? Bak şöyle düşün. Tam bu şekilde olduğunu düşünün. Türbünü döndürdü. Şunu döndürdü. Şunu. Türbün. Buradan geldi. Bunu döndürdü. Türbünü döndürdü. Bu da buradan neye bağlı? Kompresöre bağlı. Kompresör de ne yaptı? Havayı aldı. Buradan bastı. Şuradan aldı havayı. Buradan bastı. Şöyle bakacak olursanız zaten buraya. Bakın bunun içerisinde türbünü. Havayı nereden aldı hocam? Havayı şuradan mı aldın? Havayı buradan aldı. Buradan aldı. Oradan bastı. Şimdi bakın şuradan bir... Şu ne hocam? Mustafa'dır. Evet, bunlar. Burada turbo var hocam, burada. İçerisinde karbon pislik varsa artık değişiklik korkmayın, patlamaz. Dönecek değil mi hocam? Şöyle düşünün, bak. Şöyle düşünün. Buradan egzoz gazı geldi. Kompresörü döndürdüğünü düşün. Hava buradan geliyor. Bak kompresör dönüyor. Görüyor musun içerisinde? Bak, hocam duruyor şu an. Ses bundan mı çıkıyordu arabalardaki? Bak. Ara gazı. Gördün mü? Hocam bir yemeği yapabilirim. Gel Mustafa bir de sen. Normal şartlarda ben şuradan egzoz gazından giriş kısmından gazı arkaya. Bir saniye şöyle yapalım. Şimdi hocam. Basın. Hocam türbün de burada değil mi hocam? Şurada. Şurada. Korkma bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dönüyor hocam. Tamam mı? Tamam. Egzoz gazını verdi. Ama o kadar güçlü dönüyor. Egzoz gazını ver. Ama tabii yani anlık olarak farklı noktalara veriyorum. Basınç tabii geldi. Hepsi şey geldiği zaman değil mi hocam? Dengeli geldiği yani, zaman. Bakayım. Herkes sırayla yapacak. Yapsın, şaka diyorum. İyi bak. Bas. Değdirmeyin türbüne. Yok, anladınız değil mi? Anladım. Aslında arka taraftan ben havayı verdiğim zaman...
kanatçığın üzerine tut. Ortaya tutma. Kanat. Hocam 4-5 bin lira hocam. Hani bu... İsteyen varsa yapabilir. Yok hocam. Sıfırı değil yani mi? Yani şunu döndürüyorum. Tamam mı? Olay bu. Kompresör. Bunların sol taraf dürbün, sağ taraf kompresör. Bunlar mı var bu şeyleri? Diye. Millerin içinde. Burada da vardı. Aha, anlaşıldı mı? Normal turbo yani. Kompresörün çalışma prensibini ben anlamadım diyen var mı? Gözümüzün önünde. Cümbür cümbür öğrettik. Tabii bu da mesela süper. Ha hocam onu da görek süper şarjı. Oy abi büyük hocam. Büyük. Zaten büyük araç. Tamamen atmosferden aldığı havayla çalışıyor. Atmosferden havayı alıyor, basıyor. Şuradan havayı alıyor. Genelde böyle. Genelde böyle. Bunu crank mili çeviriyor. Tabii hareketini crank milinden alıyor. Bak, ben şu an crank mili vazifesi veriyorum. Şu ne hocam? Peki bu turboda mı var burada? Şey bilmiyorum hocam. Efendim? Bu ne hocam? Yani ucuna da bir tane küfak turbo kompresörü gibi. Değil mi? Böyle bir şey koymuşlar. Şimdi bu bayağı iyi. Böyle şimdi. Sert. Madenin böyle. Sana şu an eliyle döndürdüğü için sen neyin hocam bu? Paslanmış. Gemi falan mı hocam? Yok. Otobüs falan. Otobüs. Bak mesela şurada traktör motoru. Üst silindirli traktör motoru. Tamam mı? Şurası egzoz manifoldunun çıkışı. Egzoz manifoldunun çıkışından biz alıyoruz gazı. Buradan geçiriyoruz. Türbüne. Türbünü döndürüyoruz. Kompresi. Karşı taraftan da şuradan da dışarıdan aldığımız havayı buradan getirerek buraya gönderiyoruz. Markası neymiş hocam? Yazıyorum. Bu traktör mü hocam? Üst silindirli traktör motoru. Türk traktörden getirdik biz bunu. Hocam blok tüm yanmış mı? Hep kırmızı. Yok paslanmış. Zengin. 3 silindir değil mi hocam? Hiç çalışmamış. 3 silindir. 3 silindir. Hocam standart ne hocam? Traktörlerde 3 silindir mi? 4 silindir mi? Türk traktörü yazmış. 3 silindir. Evet bu mesela bir şey. Bir tane kum mu gösterebiliriz? Bak bu tarafa gelelim. Kum. Bakın bu da intercooler. Şöyle yanıma gelin. Şimdi şurası turbo. Bakın şu gördüğünüz hortum, şu hortum var ya. Turbo kompresör. Ya bak paylaş. Bak. Hangisi hocam? Burası var. Bak şu port. Bak. Şurası hortum. Şey turbo. Yerdekine basın hocam. Şurası turbo. Tamam mı? Evet. Bakın buradan egzoz gazından geldiği buradaki neyi hareketlerdi? Türbünü. Kompresör hareketlerdi. Kompresörde bakın şurada. Görüyor musun? Atmosfer. Hayır, atmosferde. Burası atmosferden havayı aldı, filtreledi, şuradan geçirdi. Bak buradan aldı, kompresörden bastı. Şu hortumu takip edin. Geldi. Buradan nereye girdi? İntercooler. İntercooler'a girdi bak. İntercooler. Hava soğutucu değil mi? Hava soğutucusuna girdi. Buradan aldı. Bak şuradan şu kalın hortum intercooler'ın çıkışı buradan hava çıktı. Soğutucu. Devam etti. Buradan hop benim manifoldum içerisine gitti. Anlaşıldı. Bu tam bir şu sistem. Şey değil mi? Atmosfer. Havadan aldım, filtreledim. Buradan bastım, intercooler'dan geçirdim. Sisteme bastım. Aynı şekilde bunda da var. Buradan geçeyim. Daha açık bir uçakta. Tamam. Şuradan ne yaptım? Şuradaki bakın şu kompresör. Buradan havayı çektim. Şu hortum, kalın hortum vasıtasıyla getirdim. Şuradan bakın. Şu kısımdan. Tamam bu neydi? Şuradan bak. Hava geldi buradan. Şuradan. Elimin olduğu yer. Bunun devamı elimin olduğu yer. Girdi. Şu aşağıya bakın. Hortumdan çıktı hava. Geldi. Buradan intercooler'ın içerisinden geçti. Şu alttaki kalın hortum var ya şu kalın intercooler'ın çıkışı. Oradan geldi buradan MM manifolduna havayı bastı. Bu da bizim turbo şarj sistemi diye bahsettiğimiz sistem. Bakın bunda var, bunda var. Hocam bakın bunda var. Süper şarj yok mu hocam hiçbirinde? Süper şarj yok mu hocam? Bak burada var turbo şarj, otobüs motoru bu. Hocam şu turbo kompresör. Turbo şarj şeyi göre daha iyi. Değil mi? Yok mu? Sen o kısma gelmeden. Süper şarj dediklerine göre. Ya şey anlamında daha verim anlamında daha iyi diyemeyiz. Daha kolay, basit çalışması, daha çalışması değişmesi basit. Kolay. Yani maliyeti düşük. Verim birazcık. Çabuk bozuluyormuş turbo. Biraz daha fazla bozuluyor. Mesela şu şarj daha fazla. Şuradaki mesela bakın. Gelin.
Şu bakın, şu turbo kompresör. Şu üçlü açık var ya, şu. Evet, evet. Otobüs, tenis otobüs, 13 litre var demiştim ya. Şu. Evet, burun, turbosuna bak. Bir ona bakın, bir de Türk traktörün motorun şeyine bak. Kompresör. Ufacık bir şey. Turbosuna bak, ufacık bir şey. Gelin bu tarafa, şu şeye gidelim. Bakın, bakın şu an. Bakın burası turbo, hava şey çıkışı bak, egzoz çıkışı. Egzoz emme hava girişi. Havayı aldı buradan basıp gönderdi, bu uçlarını kapatmıştı efendim. Burası türbün değil mi hocam? Türbün. Burası egzozun bağlandığı nokta değil mi? Aynen. Evet, burası egzoz türbün. Egzoz çıkışı. Egzoz çıkışı. Çıkışı. Hava girişi burada. Bak buradan girmiş aşağıdan. Döndürmüş çıkıyor. Buradan geliyor, döndürüyor, buradan çıkıyor. Evet, egzoz. Atmosferi. Ha, bunu döndürünce karşıdan da havaya basıyor. Anlaştık mı? Tamam hocam. Bakın burada. BMW turbo. Bak şunlar bir eski. Ne yapacağım bunları usta? Bunlar eski püskü şeyler. Çalışmıyor ki bunlar. Bozuk. Çalışan bir şey olsa da verim. 3 silindirli. Bakın 3 silindirli motor. Çok küçük. Küçük. BMW diyorum. Şuradaki BMW var. Mesela bir, şunundur büyük bir. Mini Cooper. Mini Cooper'ındır. Bu. Bak bunun üzerinde aha işte bu. Bak bir de buraya şey koymuşlar bu motorda. BMW motoru bu. Şurada titreşimler engellesin diye, titreşimleri buradaki oluşan titreşimleri engellesin diye yay koymuş adam. Sönümlüyor şeyi. Sönümlüyor. Oradaki titreşimleri sönümlüyor. Unutursun. Bakın burası egzoz çıkışı. Egzoz gazı gelmiş. Bunu döndürmüş. Buradan havayı buraya basmış. Gördünüz mü? Evet. Tabii bunu biz söktüğümüz için sen içeriz. Bu İviza motoru. Bundan sökme fırsatımız olmadı. Devam edelim. Bundaki turboyu almışlar zaten. Bir kısmı var. Onlara değiniyorum. Bunların hiçbirinde turbo yok. Onları zaten görüyoruz. Motorla devrilmiş. Şunlar turbo var. AMG motoru zaten bu. Şu turbo bak. Tabii emme sistemine giden kısımları kapatmışlar. Buradan silindir içerisine gidiyor. Buradan atmosferden çekiyor. Buradan silindir içerisine gönderiyorsun. Şurada benim neyim? Turbo kompresörü. Egzoz. Aşağıya doğru eğilip baktığınız zaman şu kısım egzoz manifoldunun bağlantılı olduğu kısım. Buradan geliyor, türbini döndürüyor, aynı zamanda buradan atılıyor. Bakın Veskey. Veskey'i görüyor musunuz? Bakın şu. Kalk ya. Bak. Hani bir şey var mı? Çeken böyle. Wi-Fi çeken. Fazla havayı değil mi hocam? Veskey. Bu da Veskey. İki tane mi? İki tane Veskey var burada. Hmm. Bu da Veskey, bu da Veskey. Hani bir hortum, uzun hortum gibi bir evet, şey vardı hocam. O şeye bağlı. Bak şu, şu hareket bak görüyor musunuz? Hmm. Şu hareket. Evet. İçerisinde yayı şey yapabiliyorum ben. Tamam. Bakabilirsiniz. Intercool, cool ve escape öğrendik hocam. İkisini de öğrendik. Intercool'u şu en baştaki motor. Şu motor kulağı değil mi hocam? Şey at kulağı. Intercool'un kulağı var. Bak. Şu tarafa geçin. Şu tarafa geçin. Burada nerede hocam? Göstereceğim. Şöyle geçelim. Birazcık açalım. Bakın. Egzoz. Evet hocam. Egzoz gazı çıktı. Buraya geldi. Türbini döndürdü. Atıldı atmosfere. Evet hocam. Türbin döndü. Kompresör. Türbinin karşısında kompresör. Havayı çekti buradan. Bak buradan alıyor bu. AMG motoru. Buradan havayı çekti. Buradan aldı. Getirdi. Intercooler'dan geçirdi. Ha, oradan bak geldim intercooler'dan geçtim. Geldim. Tamam. Emme manifolduna baksın. Intercooler şu mu hocam? Evet. Bak burası da emme manifold. Hava girişini girişi görüyor musun? Radyatörün orada değil hocam o zaman. Bayağı büyük. Bak, bu hava girişi işte. Bu aracın çalışması kapasitesini bir düşün. Hocam AMG mi hocam? Mercedes mi hocam? Şey yapmamışlar. Radyatör gibi yapmamışlar. Yani soğuk hava soğutmalı. Bu yani bir şey de mi soğutuyor? Soğutmalı var. Hadi hava soğutmalı. Ondan var. Ayrıntı arttıkça. Kaç piston abi bakalım. Yan etkenler artar. 400 ton abi. Gelişim. Peki neyle abi? Benzinli diyelim. Şey, hani benzinli değil mi? Bizimkiler daha az sanayiye gidiyor. Bobin var abi benzinli. Bu kadar değil mi hocam? Benzinli. Ne verirse o da alıyor. Kendi şey, kapasitesi neyse o da alıyor. Hani ekstradan benzinli. Böyle performans sergileyeceği, devirsiz kullanmaya müsait bir şeyi yok. Noktaya koydum ustama ya. Girişte yani bu burnun bu kadar büyük olması, hacim büyük basınç. Ne versen yer yani bizimkiler. Hayır. Fazla miktarda hava.
Yok yani. Ne kadar büyürse o kadar pahalı alırsın. Tabii tabii. Kesinlikle öyle de. Öbür taraftan gelen boru çapıyla buradaki aynı değil. Tabii. Yani şeyden çıkıştaki normalde daha küçük ama burada hacimsel büyük değil için basıncı... Basıncı düşürüyorsun. Aynı amaç şey ya değil. Biraz büyük kullanmaz olur. Aynen. O mantıklı. Hocam ben şey zannettim. Bu büyük neden bu kadar büyük diyorsun? Yok yok. Öteki taraftakine göre daha büyük. Evet. Aynen. Hocam Mercedes gibi bir motorda neden hani süper şarj yok? Turbo var. Hocam turbo kullanmış adamlar. Daha verimli, daha şey... Masrafsız. Daha iyi yani. Otobüste süper şarj kullanırsın. Ama otobüste bir turbo şarj kullanmak çok verimli olmayabilir. Biliyor musun? Elektronik baksan buraya giden tamamen şeyini ötüyor. Yani bütün otobüslerde süper şarj mı var hocam? Bütün otobüslerde. Genelde. 2 litre mi hocam? 2 litre. Ne 2 litre? Şu. Hoppa hoppa. Mesaj veriyor sinyal. Avşar. Şunu çekersek onun içerisinde çok merak ediyorum. Hangisini hocam? Bunu da çekerim hocam. Şa. Ya şunu toparlayamam ki ben soksam. Bunu sökeceğiz. Marş motorunu çıkartacaksınız. Şuradaki MM Arif olduğunu çıkaracaksınız. Karbüratörü sökeceksiniz. 12 motor değil mi hocam? Ondan sonucuma alt tarafın karteri sökeceksiniz. Bu motoru parçalayacaksınız işte. Güzel hocam ya. Buradan başlayacağız. Sen nereden şimdi istiyorsan. Sökemeyiz lan. Bunu sökecek ya. Ne zaman? Mantakini sökemezsin. Önce üstte. Üstten şunu söyleyeceğiz. Geri toplama. 2 günde sökersin bir şey. Geri toplama yap. Şunlar. Hocam toplamasına da bizi. Sırayla gider. Tamam, çekelim.